Arkadaşlar merhaba. Hazır vakit varken, boş vakit bulmuşken şu videoyu çekeyim arkadaşlar. Gece de upload ederim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bizim bir borsada sepetimiz var. Şimdi borsaya bakacağız, endekslere bakacağız, sepete bakacağız ama bugün özellikle bir dolar endeksine ve ons altına bakalım arkadaşlar. Şimdi geçenlerde incelediğimde dolar endeksinde ya sanki bir düşüş gelebilir gibi bir izlenime kapılmıştım arkadaşlar. Bunun ben geçmişten 1967'den bu yana grafiğini buldum. Seviyeleri işaretledim buraya. Orada kendimce baktığıma göre şu anda bir C dalgası içindeymişiz. Yani ben bir üçgene benzetmiştim ama sanki bir C dalgası, diagonal bir C dalgası içindeymişiz gibi görünüyor. Aylık grafik arkadaşlar bu. Şimdi durum ne? Yani haberlere baktığımda arkadaşlar Amerika ve İngiltere Rusya'yı savaşa girmesi için zorluyorlar arkadaşlar. Resmen yalvarıyorlar savaşa girmesi için. Bunu benim mantığıma göre yapmalarının sebebi aynı Çin'le aynı mantık arkadaşlar. Çin eğer hastalık Çin'de kalsaydı bütün dünya Çin'i izole edecekti. Çin çok kötü, dezavantajlı bir durumda kalacaktı. Şimdi Amerika'da enflasyon çıkmış %7,5. Bu adamların enflasyon dizginleyebilmesi için %8'lerle veya en azından %5'lerle falan bir şey vermesi gerekiyor. Faiz vermesi gerekiyor. Bu da Amerikan ekonomisi için çok büyük paralar demek arkadaşlar. Bizdeki gibi değil. Yani %1 bile bir faiz verse dehşet paralar yapar. Şimdi adamlar bunu ödemek yerine bütün dünyayı kaosa sokup paranın kaçacağı yer bırakmama derdinde olabilirler. Bunun için sırf o savaşı istiyor olabilirler. Çünkü adamları ırgalayan bir şey yok arkadaşlar. Kendi kaynakları var, kendi doğalgazı, petrolü her şeyi var. Ama Avrupa'sı, Türkiye'si, o'su bu'su olduğu gibi Rusya'ya mahkum. Buralarda doğalgaz, elektrik bilmem ne kesilirse zaten sıçtık hepimiz. Avrupa'da sıçtı, biz de sıçtık. Yani adamlar da bunu biliyorlar. Dolayısıyla bunu kasti olarak bu yüzden istiyor olabilirler diye düşünüyorum. Umarım bir şey olmaz. Umarım bir şey olmaz. Ha, şimdi ons altına gelelim arkadaşlar. Aslında ons altında benim beklediğimden yani geçmişten bu yana bir senedir baktığımız grafikte falan hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Yani benim beklentimde bir değişiklik yok. Şu anda 1960 yolculuğuna başladığını düşünüyorum arkadaşlar ons altının. Başka arkadaşlar başka türlü düşünüyorlar. Ons altının buradan çok sert bir şekilde çakılacağını düşünüyorlar. Şimdi benim senaryom gerçekleşirse arkadaşlar ons altın buradan 1960'lara doğru gider. Tekrar sert bir çakılır şuralara doğru. Ama fakat ben bu düşüşü çok beklemiyorum. İlk dalga sağlam düştüğü için. Buradan da ondan sonra asır rallisine başlar diyorum arkadaşlar. Ama diğer arkadaşlar diyorlar ki buradan çakılır. Buradan direkt çakılır. Ondan sonra asır rallisine başlar. Şimdi ons altında da bu durum yani trendin gidişatı her türlü bir çakılmadan sonra yukarı bir ralli başlatacağını gösteriyor arkadaşlar. Ons altının. Şimdi ons altında durum böyleyse o zaman dolar endeksinde de fiyat yani biz fiyatın aşağıya gitmesini beklememiz gerekiyor. Evet, bundan bir sene önce Amerika dolar basacaktı, öyle yapacaktı, böyle yapacaktı. Dolar endeksi aşağıya gidecekti. 60'ları 70'leri bekliyorlardı arkadaşlar. Dikkat ederseniz o zamanlar. Fakat dolar endeksi döndü yukarılara gitti. Şimdi de Fed faiz arttırabilir diyorlar. Dolar endeksinde yükseliş falan. Arkadaşlar Fed faiz artırsa bile hani benim fikrim, bu benim kendi düşüncem ne kadar artırabilir? Yani artırsa da doların değer kaybetmesinin önüne geçemeyecek gibi görünüyor. Bu sebeple ons altında yukarı hareket beklemek gerekiyor. Bizde ne olur? Dolar TL'ye bir etkisi olur mu bilmem ama her türlü global anlamda bakarsam yani ons altına bir talep geleceği belli. Ons altına bir yerde bir talep geleceği belli.
Hele hele bu savaş durumu çok ciddiye binerse arkadaşlar, yani dolar sağlam düşmeye başlarsa, ons altın filan, yani borsalarda bir düşüşler gelmeye başlar, ons altın yükselmeye başlar falan. Arkadaşlar böyle durumlarda kriptoya mripte güvenmeyin. Neden? Çünkü kriptolar genelde güzel zamanları severler arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey var. Çok ciddi, çok önemli hallerde kimse gideyim dijital bir resim NFT alayım da Metaverse'te koyayım diye bakmaz. Herkes cebine altın koymaya bakar arkadaşlar. Her türlü kara güne hazırlık için. Elektriğiniz yoksa sıçtınız zaten. Kriptoyu al bir tarafına sok. Yani o sebeple ben olaylar çok ciddiye gitmeye başlarsa altına büyük talep geleceğini düşünüyorum. Hatta şöyle bir durum da vardır arkadaşlar. Şimdi flatlerde bu B ayakları ben ne bekliyorum? Tamam, hedefine geldi mi düşüşe geçebilirdi ama bu uzatabilir de yukarıya arkadaşlar. Bakın illa bu buradan dönecek diye bir kural yok. Sadece dönüş için yeterli seviyesi 1957. Yani bu 1957'ye kadar bir çıkıp buradaki bu B ayağını tamamlaması gerekiyor bana göre. Benim grafiğime göre. Ha, diğerlerine göre üçgen yapıyor, o ayrı konu. Ve bu B ayağı arkadaşlar illa bu burada bitecek diye bir şey yok. 0.618 dahil ve üzeri. Bakın üzerine gidebilir bu ayak. Baya baya da uzatabilir. Yani 2100, 2200 gidebilir yani. Oralardan aşağıya satış gelebilir. Şimdi ons altında şimdi daha çok bir yatay trend görüyorduk. Bir düşüş veya yukarı yönlü bir istekli bir trend görünmüyordu. Ama bu trend yukarı yönlü istekli olabilir. Bu durumda trend hedeflerini hep yukarı yönlü düşünmek gerekecek. Şimdi o işin teknik kısmıyla ben sizi kafanızı dağıtmayayım arkadaşlar. Ama işte düşüşler atıyorum 1 bekliyorsam 0.5 gelecek gibi düşünebilirsiniz. Ons altında da durum benim grafiğimde böyle. Başka arkadaşlar dediğim gibi üçgen bekliyorlar. Üçgende de ne yapacak? Şuradan gelecek aşağıya arkadaşlar. Şu dibe doğru tekrar bir yoklayacak. Şuradan son E dalgası ile beraber yukarı doğru patlayacak arkadaşlar. Yani onlar şöyle düşünüyorlar. Şuraya kadar aynı arkadaşlar X dalgası var. Şurası bir üçgene bağlamış diyorlar. İşte A, B, C, D, E yapacak sonra yukarı doğru. Yani burada E ile şu Y ayağını bitirecek diyorlar arkadaşlar. Bense bu Y ayağının bittiğini düşünüyorum. Burada bittiğini düşünüyorum. B ayağına gittiğimizi düşünüyorum. B ayağından sonra bir düşüş gelecek ve yukarı gidecek diye. İkisinde de arkadaşlar şöyle bir durum var. Eğer buradan çok sağlam bir düşüş görürseniz, ha, tamam, bunun alım noktası kovalanabilir. Ama şöyle söyleyeyim. Şurası geçilirse arkadaşlar, şöyle bir trend çizgisi çektiğinizi farz ediyorum. Burası geçilirse, ki zaten geçilmiş aslında. Şöyle birazcık doğru düzgün çizeyim arkadaşlar. Bakayım. Evet, aslında geçilmiş. Yani şurada iğne ucu falan geçilmiş buralar. Artık buralarda takılmaya başlarsa, yukarı doğru hareketlenmeye başlarsa, ha, 1960'lara doğru gidecek diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ons altın ve dolar endeksinde durum bu. Şimdi gelelim bizim sepetimize arkadaşlar. Şimdi bizim sepetimizde beklediğimizin aksine bir hareket yok arkadaşlar. Burada sadece şurası biraz uzattı. Ben şuralarda dönüş bekliyordum. Hatta şurayı yaptığında yukarı çıkıyordu ve bir düşüş daha gelecek demiştim. Hatırlıyorsanız Twitter'da. Bu düşüş uzun geldi arkadaşlar biraz daha. Buralara kadar indi. Sonra tepkisini aldı. Şimdi 3 ayağının A'sını yaptı, B'sini yaptı. Vadeli için konuşuyorum arkadaşlar. Şimdi C'sine gidecek. Yani A, B, C şeklinde burayı bitirmesini bekliyorum vadeli de. Tabi vadeli ile spot arasında şu anda fark var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Yani spotta bitirmiş, yukarı çıkmış arkadaşlar. XSU 30 için konuşuyorum. XSU 100'de
Şöyle bir görüntü var arkadaşlar. XU %100 henüz daha bu yükselişi daha tamamlamamış, şey yapmış. Pardon, o deminkine yanlış baktık. Şu kısma bakacağız arkadaşlar. Şu kısma bakacağız. Yani bu daha düşecek, yukarı çıkacak falan gibi bir görüntü var. Ama vadeli de tabii ikisinin arasında da birazcık trend farkları var arkadaşlar. Niye vadeliye bakıyorum? Söylemiştim yani paranın çoğunluğu vadelide olduğu için ben vadeliye bakıyorum arkadaşlar. Burada nasıl bir hareket yapmış? Şöyle 5 dakikalığa kadar bir düşelim. Buraya hadi impulsif sayarız veya saymayız, önemli değil. Arkadaşlar burada bir combo A dalgası geriliyor gözüküyor. Şuraya bir çıkış, sonra tekrar bir düşüş ve sonra tekrar yukarı gibi bir hareket yapacak düşünebiliriz. Yani şöyle diyelim ki bu dalga burada bitti. Şuraya kadar bir çıkış, sonra tekrar bir düşüş. Daha sonra buraya doğru bir hareket beklememiz gerekiyor. Yani yaklaşık vadeli endeksinde böyle bir hareket görebiliriz. Şimdi hisselere bir bakalım arkadaşlar. Şimdi Sasa bizim yüksek getiri beklediğimiz hisselerden bir tanesi. Şöyle ayarlayayım. 1-2 ayağını yaptık. Şimdi 3'e doğru gidiyoruz. Burası bittiğinde asıl 1-2 bitecek Sasa'da. Şimdi biz Sasa'da ne göreceğiz arkadaşlar? Önümüzdeki hafta normal şartlar altında bir yükseliş, sonra bir geri çekilme, sonra buraya doğru bir yükselişle 3 ayağını bitireceğiz. Sonra işte A, B, C yapacağız. 4'ü bitireceğiz. Sonra işte 5'e gideceğiz falan. Biz böyle bir hareket göreceğiz arkadaşlar. Normal şartlar altında Sasa'da önümüzdeki hafta. Tabii şimdi bu savaş dedikoduları bilmem neler falan filan. Şimdi haberler iyi değil arkadaşlar. Yani evet, durumlar ciddi. Bu durumda ne yapacağız? Şimdi bizim bir stop noktalarımızı belirlememiz lazım. Stop noktamız neresi olabilir? Şuranın biraz altı olabilir arkadaşlar. Yani daha doğrusu Sasa aldığımız yerin biraz altına giderse aslında stoplayabiliriz. Ama şöyle bir durum var. Ben bakmayayım diyorum o haberlere. Çünkü biz ne zaman haberlere baksak arkadaşlar ya çok büyük karlardan olduk ya da zarar ettik arkadaşlar. İşte şöyle uçacak kaçacak bilmem ne haberi gelecek diye bekledik ve fiyat çakılmaya başladı. İşte bir maçta 1 katrilyon lira ceza gelecek dediler. Sattık, %40 karımız gitti arkadaşlar. Yani böyle ben normalde zaten haberlere bakmıyordum. Ama haberlere baktığımızda da canımız hep yandı. Şimdi Ralph Nilsson Elliot'ın bir sözü var, yani haberlerle borsa oynayacağınıza gidin at yarışı oynayın diyor. Yani haberlerle iş yapılmaz, fiyatın kendisine bakılır diyor. Tuncer Hoca'nın kitabında da geçer bu sözü. Doğrusu haberlere bakmamak arkadaşlar. Şimdi işin özünde, felsefesinde mantık şudur. Trendler haberleri tetikler. Mantık budur arkadaşlar. Yani şöyle, 2. Dünya Savaşı'nda işte çıktı da Dow Jones endeksi çöktü değil. Dow Jones endeksi çöktüğü için 2. Dünya Savaşı çıktı arkadaşlar. Ve işin garibi Amerika savaşa girdiğinde Dow Jones endeksi yükselmeye başladı. Ve Dow Jones toparladıktan sonra da savaş bitti. E şimdi bir Ukrayna-Rusya savaşı var, bilmem ne var. Bizi aslında çok ırgalamıyor arkadaşlar. Yani biz politik olarak Rusya ile aramızı iyi tuttuktan sonra, bir enerji krizi bir şey çıkmadıktan sonra, bizde zaten bir yabancı yatırımcı olmadığı için yani aslında bizi çok ırgalamıyor. Bizi yani pratikte parasal olarak bizi bağlayan bir durum yok. İkincisi, hani şöyle söyleyeyim. Suriye'de mesela iç savaş var. Bir yıl içinde gıda fiyatları ikiye katlamış. Bakın, iç savaş var. Gıda fiyatları ikiye katlamış. E siz geçen seneden karşılaştırın arkadaşlar. Bizde 3'e 4'e katlamış. Yani bizimki zaten mevcut durumdan daha beter bir durumdayız. Yani daha kötüsü bizde ne kadar olabilir bilmiyorum. Yani biz zaten savaş ekonomisindeyiz. Biz normal bir ekonomide değiliz arkadaşlar. Biz zaten savaş ekonomisindeyiz.
Yani iç savaş olan Suriye'de bile gıda fiyatları bize göre daha az artıyor. Yani bizim durumumuz hiç hoş değil. O sebeple hani aslında pratikte bu tür haberlerin bize hiçbir etkisinin olmaması gerekiyor. Ama ne olur? İşte piyasayı manipüle etmek için yüksek lotlu satışlar gelebilir arkadaşlar. Bu yüksek lotlu satışlarla işte elinizdeki malı almaya çalışabilirler. Veya çok yüksek paralar vadeli de açığa satışlar yapabilir. Short açabilir. Bunlar çok ciddi can yakabilir. Bu sefer borsanın bütün dengesini bozabilir arkadaşlar. Trendi bambaşka bir yöne evriltebilir. Elliot'ta sadece tek bir seçenek yoktur arkadaşlar. Sadece bir seçenek daha ağır basar. Yani trend başka yöne doğru da evrilebilir. İşte böyle bir durumdan kaçınmak için kendimize stop noktaları belirlememiz gerekiyor. Mesela Sasa'da demin dedik ki dibin altını kırarsa satarız. Mesela Aselsan'da da işte 20-74'ün altına doğru gidişler görürsek göndeririz arkadaşlar. Arçelik. Şimdi arkadaşlar ben geçen hafta içi Arçelik'te düşüş bekliyordum. Şu kısımdan aşağıya bir salma bekliyordum arkadaşlar. Burayı bir A yağ olarak değerlendiririm. Burada Arçelik'te arkadaşlar bunun grafiği biraz farklı diğerlerine göre. Şöyle göstereyim. Diğerlerinde işte bir ABC aya bekliyorum ama işte daha doğrusu C'sini bekliyoruz. 1 2 3 4 5 diye sayacağız ama şimdi biz Arçelik'te bir ABC aya bekliyoruz. Sadece ABC bir tane arkadaşlar. Yani 5. aya gidiyoruz. Korektif bir 5. ayak. Yani bunlar hep korektif geldiği için öyle beklemem lazım. Bakayım korektif mi saymışım ben bunu? A, B, C 1, 2, 3 ne saymışım? Yok. İmpasif bekleyeceğiz. Aynen. İmpasif. Pardon, ben onu niye korektif diye düşünmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C 1, 2, 3, 4, 5 ha. Şey bu arkadaşlar. Şu an 3. dalga bitmiş. 5. dalga bitecek. Burada biz bir 3 ayağı bitireceğiz arkadaşlar. Bu 5 dediğimiz yer 3 ayağı. Daha doğrusu yani o zaman o şekilde bakarsak o zaman biz burada bir impasif dalga görmemiz lazım. İmpasif dalga görmemiz lazım. Şimdi 4 saatlikte biraz göz kamaşıyor ama saatliğe doğru bir ineyim. O zaman o şekilde bakacağız buna. Yani o zaman buraya 1, 2 diye bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 3 bitmiş, 4 gelecek, sonra 5'e gidecek diye bakmamız lazım. Yani bu bir ABC değil arkadaşlar. Ben trendin genelini yanlış hatırlamışım. Kusura bakmayın. Yani şöyle bir şey bekleyeceğiz. Ben o yüzden düşüş bekledim aslında. 1, 2, işte 3, 4, 5 şeklinde atıyorum. Şöyle bir 5. dalgayı bitireceğiz. Bu 5. dalgada aslında bizim 3. büyük ana trendde 3. dalgamız olacak arkadaşlar. Yani ne görebiliriz? Şurası 1, 2, 3. Ya bu birazcık yukarıya da gidebilir arkadaşlar ama tahmini göreceğimiz şey yaklaşık bu işte. Daha sonra buradan bir ABC aşağıya saymamız lazım. Şöyle bir ABC aşağı sayıp daha sonra yukarı. Bu ABC de olabilir, WXY de olabilir. Üçgen de olabilir. ABCD üçgen de olabilir. Çünkü 4 aya olacak arkadaşlar. Ve daha sonra da 5 ayağına gideceğiz. Buradan asıl 5 ayağına, trendin son ayağına gideceğiz gibi görünüyor. Arçelik'te durum bu. Yani biz ne yapacağız? Şu trend kırılmadıkça şöyle uzatalım biraz bunu. Ben bunu 15 dakikalıkta mı çizmiştim? Evet. Yani arkadaşlar şu trend kırılmadıkça bunu satmayacağız. Şöyle çizelim. Birazcık ihlaller var gibi görünüyor ama o kadar önemli değil. Var, bu da güzel bir yöntem. Yani bu trend kırılırsa göndereceğiz arkadaşlar. Ve düşüş bekleyeceğiz. Artık şansımıza düşerse düşer, düşmezse düşmez. Beklediğimiz gibi giderse devam ederiz. Proto arkadaşlar, Proto'da ben 400 liraya yakın bir fiyat bekliyordum. Şöyle şunları da ayarlayayım.
Evet yani şuradan tepkisini aldı. Ben burada ne bekliyordum? Nasıl bir hareket bekliyormuşum? Şurası bir A ayağıymış. B ayağı hadi burada tamamlamış diyelim. Buraya doğru bir C ayağı bekleyeceğiz. Gerçi bu aşağıya salabilir arkadaşlar. Çünkü 0.618 burada. B ayağı burada da olabilir. Bakın burası da olabilir. Bunu da söylemiştik zaten. Buradan artık hani A, B, C şeklinde de gidebilir. Ama biz burada bir C ayağı görmemiz lazım. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gidecektir. İzleyeceğiz. Yani Frotto'nun daha yolu var arkadaşlar. Bence Frotto'nun daha yolu var. Buradan düşüş gelirse stop edip burayı bekleyebiliriz arkadaşlar. 215 lira seviyesini bekleyebiliriz. Bilmiyorum. Yani Arçelik'te zaten trend kırılmadıkça stop etmeye gerek yok. Bu tür fazla yükseliş yapmamış hisselerde de dediğim gibi dip kırılımını falan bekleriz. Yani oralar kırılırsa daha aşağı salacak diye bakarız yani. Teknosa. Şimdi Teknosa şuraya düşüş bekliyorduk arkadaşlar. Şuradan çıkış, şuraya düşüş. Şimdi geldi. Buradan tepkisini de aldı ama tam bir yükseliş gelmedi arkadaşlar. Şöyle doğru düz bir yükseliş gelmedi. Yani normalde ben Teknosa'da burada yükseliş bekliyorum ama bakalım ne yapacak. Teknosa buradan aşağıya kırarsa ne olur? Onu da hesaplayalım. Ya burası o zaman bir W, X, Y ayağı şeklinde aşağı uzatacaktır diye bakarız. Yani Teknosa'da da şu altlara doğru kırmaya kalkarsa, şu 6.98'leri falan aşağıya kırmaya kalkarsa göndermek lazım arkadaşlar. Onu da orada stop ederiz. Yani stop noktalarımızı belirlemeye çalışıyoruz arkadaşlar az çok da. Şimdi BİMAŞ arkadaş ne yapıyor? BİMAŞ endeksli aynı hareketi yapıyor diye düşünüyoruz. Yani burada 3 ayağına gittiğini farz ediyoruz. Yani burada bizim en düşük dibimiz burası. Şuradan bir trend çizgisi çekebiliriz. Yani bu aslında çok garanti olmaz arkadaşlar ama bu kırılmadıkça tutabiliriz. Bu korektif bir dalga olduğu için illa trend çizgisini kırmayacak diye bir şey yok. Ama şimdilik böyle düşünebiliriz. Bunu izleriz arkadaşlar. Hafta içi ben Twitter'dan Twitter'da iyice bir takip ederiz bunu. Ne yapıyor, ne ediyor diye. Diğerleri az çok belli. Trend kırarsa satarız, dip kırarsa satarız, bir şeyler yaparız. Endeks ve borsada durum bu arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'e de bir bakayım. Arkadaşlar şimdi burası tamamen eğitim amaçlı. Bu alın satın diye değil. Burayı bir W ayağı farz edersem arkadaşlar, burası da bir X ayağıysa, şu dalganın bitip bitmediğini anlamak için seviyelerini kontrol ediyoruz. Biliyorsunuz Fibo seviyelerini ve zamanını. Şimdi ben zamanına baktığımda 0.618'ini geçmiş W'nun. Burada da seviye olarak 0.618'ini geçmiş. Şimdi 0.618'ine düşmüş de, yani 0.618'i kadar, şu dalganın 0.618'i kadar düşmüşse, ben dönmesi için en azından şu zamanı, yani bu W dalgasının zamanını bitirmesini beklerim. Yani geçmesini ve bu dalganın yana doğru böyle uzatmasını beklerim arkadaşlar. Ha uzatmıyorsa o zaman aşağıya hareket beklerim. Boyunu tamamlamasını beklerim. En azından boyu kadar gitmesini beklerim. Ne yapabilir burada? Bir yukarı doğru hareketlenebilir. Şu seviyelerden burası bir A'dır, B'dir, C şeklinde bu Y ayağını bitirebilir. Mesela Bitcoin'de. Sonra ne yapar? Yukarı doğru bir B yapar. Sonra C şeklinde aşağıya devam eder arkadaşlar. Yani bu GAN kutusunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani normalde kare çiziyoruz, işte trend temelli Fibonacci zamanı çekiyoruz falan filan ama böyle bu GAN kutusunu da bu şekilde, pratik bir şekilde zaman ve boyut ölçümü için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Elliot'la ilgilenenler için. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Başka aklıma gelen bir şey yok arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın.